Çin dosyası. Dikdörtgen ekranımız demişti. Burada tabii bilgilerle alıntılara bakalım. Yani bütün yüzeyleri dikdörtgen olan dikdörtgen pardon dik prizmeye dikdörtgen prizması ne demek? Bütün yüzeyleri dikdörtgen olacakmış. Bu şekildeki prizmeyi biz dikdörtgen prizması diyoruz. Karşılıklı yüzeyler birbirine eşit demiş. Yani evet, karşılıklı değil. Mesela bir odamız varsa odamızın karşılıklı olan bütün kenarı birbirine eşit. Tabanla alt tabanla üst taban birbirine eşit. Sağla sol, arka ve ön ne demek? Birbirine eşit olan yüzeyler. Bundan bahsediyor. Bir yüzeye ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına yüzey köşe denir. Evet, şurada gördüğünüz bir yüzey var. ABC'de bir yüzeydir. Bu yüzeye ait karşılıklı iki köşe karşı dursun. Şu AB'yle denilir bir karşılıklı bunda bile karşı gelir. İşte bunun birleşimi burada ne yapıyor? Yüzeyin köşegeni oluşuyor. Benzer şekilde şuradaki mesela BM de bir yüzey köşegeni. Başka bir yüzey köşegeni tabii ki. Benzer şekilde buradaki KM de olabilir bu. Tabii bu aynı zamanda DB'ye eşit oluyor. İşte şuradaki KB pardon. KB olduğunda bir yüzey köşegeni. Yani ayrı ayrı toplam 6 tane yüzey köşegeni var ama ikişer bunlar birbirine eşit. Yani toplam ayrı farklı 3 tane ayrı yüzey köşegeni vardı. Onu söyleyebiliriz. Yüzey köşegeni şöyle hesaplıyorum. Bunu E ile gösteriyorum çünkü. Neymiş? Şurada Pisagor yapıyor. Aslında şurada dikti. Evet, şurada dikti. Dik olunca Pisagor var. Pisagor da nedir? E'nin karesi eşittir. A kare artı B kare. Şuranın karesi artı B'nin karesi. E kare eşittir yani. Tabii zaten kare olunca E eşittir. Buradan köksüne A kare artı B kare geliyor. Bu Pisagor'dan geliyor. Böyle yanlış ama Pisagor olduğunu bilelim. Burada F demiş. Şuradaki MB olduğuna F de tek. Tabi dik üçgen var. Şurada diktir. C köşesi. Burası bizim için B kenarı. Şu B şuradan geldi. Şu M, N, D, C olduğu için buradaki M, C de C olacak. Yine burada Pisagor yaparsak şey F'nin karesi eşittir B'nin karesi artı C kare. Burada F kareyi F kareden dolayı tabiisi olan kare kalınca ne gelir? F eşittir B kare artı C kare kişine geldi. Bir de cisim köşegeni var. Yani buradaki N, B'dir. Yani odamızın bir köşesinden karşısındaki üst köşeyi birleştiriyor. Bu şekilde oluşan şu uzantıya uzaklığa NM, NB olduğundan K ile göstermiştir. İşte bu bizim cisimin köşegenidir. Ve K ile gelir. Bunu da Pisagor'la yine yaparsak tabii Pisagor'daki burada art arda yapacağız. Şuradan işte E kareyi E'yi bulmuş. E neydi? Kök içinde A kare artı B kareydi. Şurada buraya bir A kare artı B kare yazabiliriz. Tabii şuradaki tekrar NDB üçgeninde Pisagor yaparsa Pisagor teoremi o halde E'nin karesi artı C'nin karesi K'nın karesi olacak. E'nin karesi yerine biz ne yazarız? A kare artı B kare yazar. Çünkü bunun karesinin adında E kare olur. Burası kare için. Bu geldi artı C kare işte K'nın karesi oldu. K'ya ulaşmak için ne yapıyoruz? Kök aldık. Kare kök aldığımda bu K tek başına kaldı. Bu da ne oldu? İşte kök içinde A kare artı B kare artı C kare oldu. Bu şekilde şunu da ifade etmiş oldu. Evet, soruya bir dönelim. Soru da şöyleymiş. Evet, şurada 2, şurada 4, şurada 7 kökündü. O halde bize A değilse şurayı sormuşlar. Burada tabii tersine gideceğiz. Mesela ben şu DB uzunluğu yüzey köşegeni mesela ne diyeyim? A diyelim. Burada Pisagor yaparsam ne yazacağız? İşte NDB üçgeninde Pisagor yaptığımda 2'nin karesi artı a'nın karesi eşittir kök 29'un karesi olacak. Bu işlemi yaparsam 4 artı a kare eşittir 29 oldu. A kare işte buradan 25 yaptı. A buradan ne yaptı? 5. Demek ki şurası 5'miş. Burada yine dik üçgen görüyorum. Dik üçgen olduğu için burada şu üçgenden dolayı tabii şu hipotenüs 5 olduğu için burada 4 olduğu için o halde burası nedir? 3 AD nedir? 3'tür. Neden? 3 4 5 üçgenden dolayı. Cevap 3 civarında. Tamam. Geldik buna. Bir dikdörtgen prizmasının ayrıtı 6. Ayrıtları 6 yani A 6 olsun. B'miz 8 olsun. C'miz 10 olsun. 3 tane ayrıtı var bunlar biliyorsunuz. Cisim köşegenini bulunuyor. Cisim köşegeni zaten formülüydü. Bunların karekökleriydi. Yani cisim köşegeni ben burada K desem. K'nın karesi işte. A'nın karesi artı B'nin karesi artı C'nin karesiydi. Bunları yerine yazarsan 6'nın karesi işte 8'in karesi artı 10'un karesi oldu.
Buradan ne yaptı? Zaten şu anda 10'un karesini 6, 8, 13 kendine de 10'un karesi yazıyorum. Artı 10'un karesi yazıyorum. 2 tane oldu yani. 2 tane 10'un karesi eşittir ne oldu? K'nın karesi oldu. Karekökenini aldığımda K eşittir. Buradan 10 kök 2 yapar. Evet, cevap 10 kök 2 doğru. Geldik buna. 8 var, 6 var, 24 var gördüğü gibi. BN yani köşegeni bize yani isim köşegeni bize sormuş. O halde şurada dik üçgen yapabiliriz. Şurada bunu birleştirdiğimde tabii çizgi geçmem lazım önce. Yani şurayı birleştirdiğimde burası ve buradaki NDB üçgeni dik üçgeni oldu. Tabii burası şurada yine diktir. Burası 8'de burası 6'dır. Çünkü buradan geldi. 6, 8, 10 üçgeni var. Şu ND uzunluğu 24'tür. O halde NB uzunluğu x dersem burada tabii hangi üçgendir? 5, 5, 12, 13 üçgenin iki katı olduğu için bu 5'in iki katı. Bu da 12 iki katı. Demek ki şu 26 x dediğim şeyde 26'ın iki katı. Pardon 13'ün iki katı olacak. Çünkü 5, 12, 13 üçgen demiştim. Bunun iki katı 10 yaptı. 12'nin iki katı 24 yaptı. Bunun iki katı 26. 26. Ve bu da onu görüyorum. 24'ü görüyorum. Halde demek ki x demir 26 olması lazım. Cevap neye verdiğim şey 26'ymış. Yani bu da bu şekilde oldu. Ve buna benzer yine çözdük. Şöyle dik dersek işte. Şöyle mesela A diyelim. Buradan A'yı bulalım. Yani X, A fark etmez ne dediğimiz. Pisagor yaparsam NDB üçgeninde Pisagor yaptığımda A'nın karesi artı 3'ün karesi eşittir. Kök 34'ün karesi oldu. A kare artı 9 eşittir 34 dedik. A kare işte buradan 34'ten 9 çıkacak. Bu da 25 yapacak. A burada ne yaptı? 5. Demek ki A 5'miş. A 5 ise tabi burada dikkat olsun 3 4 5 üçgeni vardı. O halde A D ne yapar? 3 4 3 bilinmiş yani A D. Burada böyleydi. Geldik buna. L B uzunluğu L B şu an eksik soruyor. Yani yükseklik soruyor aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Daha burada köşegeni çizmek istiyorum. Şuradaki Z köşegenin A'yı birleştirdim. Evet. Şimdi şurada tabi diklik olduğunu biliyoruz. Şu belli. Şurası belli. Hemen. Burayı bulabiliriz. Burayı, evet. Şimdi şurası bir kere dik üçgen. CB uzunluğu 2 kök 2'dir. Önce ben şu ACY diyorum. Y'yi bir bulalım. Pisagor'dan şuradaki ABC üçgeninde Pisagor yaptığımda Y'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı 2 kök 2'nin karesi geldi. Y kare eşittir. Buradan 25 artı 8 geldi. Y kare eşittir. Buradan 33 geldi. Bu dursun tabii y eşittir kök 33 ne? Şimdi geldik buraya. Ne yazalım? ACM üçgeninde yani bu üçgeni Pisagor yaparsam 7'nin karesi eşittir. Y'nin karesi artı x'in karesi. Çünkü şuradaki MC uzunluğu x'tir aynı zamanda. Onu da söyleyelim. 7'nin karesi yazdım. Bunun yerine ben ne yazıyorum? 33 yazdım. Artı x kare. Bak 49 yaptı. 49 eksi 33 eşittir x kare geldi. Çıkardığında ne yapar? 16 yaptı. X kare 16 ise x'iniz burada ne yapar? 4. Tabii ki x 4 lb'yi bulduk. Yani cevap 4'tür. Bu şekilde yapılabilir. Doğru. Evet, dikdörtgen epiması iki şeklinde başlatılmış. Tabii burada şu lb değil nl pardon. Nb nedir bizim için? Nb çizdiğimiz bizim cismin köşegenimiz ama bu NL cismin köşegeni değil. Burada ayrı bir sabor var. Ona dikkat edeceğiz. Yani yine tabii DL'yi birleştirmemiz lazım. Birleştirince şurada dik üçgen oluşuyor. Evet, burada da tabii ne var? Şurası 7 ise burada 24 ise o halde buraya 25 geldik. DL uzunluğu 25'tir. Bu da 25'tir. Yani ND 25, DL de 25. 25, 25 ise o zaman burada 45, 45, 90 üçgeni var. NL uzunluğu ne yapar? 25 kök 2 yapar. 45, 45, 90 üçgeninden doğru mu? Doğru. Evet, geldik bu soruya. Burada ne varmış? Yine DK uzunluğunu birleştirdiğinde orada üçgen oluşuyor. Buradaki oldu. Daha sonra burada 3 var. Şurada BC4 olduğu için
Evet, AD'ye de 4 oldu. Tabii burada dik üçgen şu an statik olduğu için A. 3, 4, 5 üçgeni buraya 5 yazıyorum. Buradaki GC 12 ise o halde HD de 12'dir. 5, 12, 13 üçgeni var. O halde HK uzunluğu 13'tür. Geldik buna. Dikdörtgen prizması yine var elimde. NM 3'müş. Burası neresi? Şurası mı 3? Evet, burası 3'müş. M, B neresi? Ha, şurası. Kırmızı olan yerde 4 olduğunu söylemiş. Tamam. NB uzun. Tabi buradaki şu M'nin olduğu yerdeki şu mavi çizgiyle şu kırmızı çizgi bir diktir. Yani böyle bir dik üçgen oluşuyor. Tabi bunu highlight'mek lazım. Ondan dikkat etmek lazım. Burası 3, 4. Tabi ne oldu? 3, 4, 5 üçgeni. O halde NB uzunluğu 5'tir. Yani geldik buraya NT sormuş. NT nedir? Şurası tabii. Yine burada çizgiyle şöyle devam edebiliriz. Şöyle çizgiyi çizelim. Şöyle diktir zaten. Şu N, MC uzunluğu şu ND'ye taşın. Yani burada burası ND4'tür. Şurada ne varmış? Yani şurada da 3 varsa karşıya 3 geldi. Mesela oradan buraya yaparına x dersek. Evet, x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 12'nin karesi yazarız. X kare işte buradan 9 artı 12 144 yaptı. Toplamlar ne yaptı? X kare işte buradan 153 geliyor galiba. Evet, doğrudur. Şimdi şuradaki Pisagor, yani bu hangi üçgen tabi burası? ATD üçgeniydi. Şimdi ne yapacağız? NDT üçgenini kullanacağım. Buradaki Pisagor'u kullanacağız. O halde X'in karesi artı 4'ün karesi eşittir NT'nin uzunluğunun karesi. X kare 153 buldum zaten. Bura 16'dır. NT'nin karesi. Bu ikisini toplarsam ne yapar? 150, 169 yapar. 169 NT'nin karesiydi. O halde NT buradan ne yapar? NT uzunluğu 13 yapar. Demek ki cevap 13'tür. Evet, dikdörtgenler priması 3 başlığında baktığımızda AKT'nin alanı sorulmuş. Şu kırmızı bölgeye ya da pembe bölgenin alanı sorulmuş. Bunun için bize ne lazım? Tabanı zaten 12 yükseklik lazım. Yükseklik derken neyi kastediyorum? Şu T'den KA'ya dikindiğimde oluşan uzaklığa biz yükseklik diyoruz. Tabi bunlar eşit böyle düşün. Bunları 6, 6 şeklinde bölebiliriz. Tabi burası orta nokta mı? Değil herhalde. 6, 8, şurayı bulabiliriz. Şu köşegeni bir bulalım. Şu KM çizdiğimde KM uzunluğu 6, 8, 13 geçiyor. Diktir zaten. Bura 10 geldi. Benzer şekilde AC'yi birleştirdiğimde bu da yine 10'dur. Karşılık hani burası bizim için burası 8, burası 6 olduğu için yine burası diktir. O halde 6, 8, 13 geçiyor. Buraya 10 yazıyorum. Evet. Evet. Şunu çizdikten sonra burada ikizkenar üçgen vardı. Burada tabii aslında yamuk olayı da var da. Ya burada dikdörtgen var. Dikdörtgenin yarısı kadar şuradaki kalan. Hani dikdörtgen nedir? 10 çarpı 12'dir. Bu da 120 yaptı. Bunun yarısı kadardır. Çünkü böyle bir kural vardı. Dikdörtgeninde yarısını yapar. 60 yapar. Demek ki 60. Yani cevap 60 olması lazım. Yani burada olduğu gibi yarısıdır. Bu üçgene baktığımda 4 var, 3 var. Burada bir 10 var. Şu an dik olduğunu biliyoruz. Şurası 3 zaten. Şurada diktir, şurada 5'tir. Ve şu yükseklik 10'du. Bize alan lazım. Bu pembe alan. O da nedir alan zaten? Yükseklik bu 50. Böyle geçti. Bunu yaptı. 50, 25 yaptı. Demek ki 25 olması lazım. Evet.
Evet, alanı 25 bulduk. Bu da doğru. Bekledik bu sorumuzu. Burada ne var yok. Bakalım. Evet, şu dikdörtgen primasının tek gördüğü gibi bir rampa şeklinde kırmızı bölgemiz var. Bura 4'müş. Bura tabii şu 24 sonunu söyleyelim. Şöyle 7 var. 24 arası vardı. Şu KB uzunluğu ne yapar? 25 yapar. 7, 24, 25 üçgeninden dolayı bu kırmızı bölgenin alanı dikdörtgen olduğu için o halde 4 çarpı 25'ten dolayı cevap 100 yapar. Yani cevap 100 santimetre karedir. Evet, çekirdek P noktası KLMN'nin dikdörtgenin ağırlık bölgesi. Yani şurası üstteki şekli, yani üstteki tabanın diyelim. Bu neymiş ki? Merkezmiş. Ağırlık merkezi demek köşegenin kesiti anlamına geliyor. Şu anlamda şöyle çizgi kurursam K ile M'yi birleştirdiğimde tabii şöyle geçmesi lazım. Biraz sıkıntılar var burada bence. Yani şurası keskin oldu da yani tam olmamış. Bence çizilen kişiler neyse. Burası bizim orta noktamız. Yani tam köşegenlerin kestiği nokta diyebiliriz. Şöyle dersek. Kabaca şöyle gösterelim. Bunu gördüğünüz gibi şöyle diyelim. Yani şurası orta nokta. Dikdörtgenin orta noktası. Başka ne vermiş burada? 6, 8, 10. Şurada dikdörtgen çünkü. Burası 6, 8, 10. AC 10 geldi. Şu. Evet. Burada aynı zamanda burası KA yükseklik olduğu için şurası da bizim için yükseklik. Aynı yükseklikti. Yani şurası da yine yükseklik olan yer yine bizim için 5'tir. Bura 10'du. O halde bu yükseklik alan yani kırmızı bölgenin alanı 10 çarpı 5 bölü 2'de ne yapar? 25 yapar. Santimetre kareden. Yani dikdörtgen priması ne demişler? 4 demişler. Evet. Arkadaşlar. Son geçelim. Bir de buna bakalım şimdi ne var mı yok. Evet, iki ayrıtın uzunluğu 5 ve 6 santimetre dikdörtgen kısmasının hacmi 120 santimetre olduğuna göre alanı kaç santimetre kare? Şimdi hacim vermiş. Hacim neydi? V eşittir. A çarpı B çarpı C. Tabi burada açıklama yapmışım bakalım. Evet, dikdörtgen kısmasını vermiş zaten. Hacmin A çarpı B çarpı C'di. Yani en boy yükseklik çarpımında bir de hacim verilir. Yani bir kutunun hacmi nasıl bulunuyormuş? Eni, boyu, işte eni ve boyu çarptık ve yükseklik çarpımında hacim verildiğini biliyoruz. Gördüğünüz gibi alan demiş, tüm alan demiş. İşte şu kırmızı, iki tane pembe alan var, iki tane yeşil ve iki tane de mavi alanlar. Bunlar hep birleştiriyor da iki parantezi almış. A çarpı B nereden geldi? İşte şurası B oldu, şimdi şöyle B yazdık. Şu yeşil bölge A çarpı B'dir bunlara. B'de çekildi, burası da A çarpı B'dir. Şurası nedir? Burası B çarpı C'dir. Şurada B çarpı C mecburen. Burası ise A çarpı C. Bu da A çarpı C şeklinde geliyor. İşte bunlardan ikişer tane olsun. Formül buradan geliyor. Yani soruya dönecek olursam hacmi bu. Ayrıca hacmi zaten bize vermiş 120'ymiş. Ayrıca bir tanesi işte 5'miş. Diğeri ayrıca 6'ymiş. C'yi mesela bilmiyoruz. Bunu bulabiliriz. Şu 30 yapar. 120 30'a bölünce C ne yapar? 4 mü yapar? 4 yapar. C 4'müş yani. Bir ayrı, diğer ayrı 4'müş. Bize alan sormuş. Alan da yine A ile göstermişti. İki parantezinde ikişer ikişer çarpmamız lazım ayrıca. Yani A ile B'nin işte A ile C'nin. Bir de ne kaldı? B ile C kaldı. Bu ikişer ikişer çarpımlarıdır. Hadi yerlere yazarsam A çarpı B. A ile B çarpı 30 geldi. A ile C. A ile C. C burada 4. A ile C olsun 20 geldi. Artı B ile C. B neydi? 6. Bu da 4'tü. O halde bu da 24 yaptı. O halde 2 çarpı 50 74 mi yapar? Evet, 50 yaptı. 74 bunları çarptığımızda ne yapar? 8 yaptı. 14 yaptı. 148 mi yapıyormuş? 148 doğru. Evet. Böyle bir prizma vermiş. Hacmi sormuş. Hacmi zaten ayrıtlarını çarpacağız. 3 ayrıtını ayrı ayrı çarpacağız. Yani 8, 3 ve 5 çarpacağız.
Bu da ne yapar? 120 santimetre küp yapar. C yapar. Alanı sormuş. Tabii ayrıkları ayrı vereceğim. Alan nedir? A eşittir. İki parantezinde işte A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C şeklinde geldi. O halde iki parantezinde yine A çarpı B, mesela şuna A dersek, şuna B dersek, yani 9 çarpı 4 gelecek işte. 9 çarpı 6 lazım bize. Bir de ne var? 4 çarpı 6. Yani iki eşe çarpmamız lazım ayrı ayrı. Bura 36 yaptı. Burası 54 yaptı. Burası da 24 yaptı. Bunları toplayalım şimdi. A eşittir 2 çarpı. Şurası 80, 90 yaptı. 24 de burada var. Ne? 114 yaptı. 114'ü 2 çarparsak burada ne yapar? A eşittir 228 yapar. 128 doğrudur. Dikdörtgen primasının 3 farklı yüzeyinin alanı, yani 3 tane farklı yüzey var tabi. İki kişi tabi. İki tanesi aynı, iki tanesi aynı değil. İki tanesi aynı olmak üzere 3 farklı yüzey var. Bunların bahsetmiş. Hacmi sormuş. Yani 3 tane ayrı değilken mesela A ile B var. Bunların çarpımı işte 6 olsun. İşte A ile C olsun. Bu 8 olsun. Bir de B ile C kaldı. Bu da ikisinin çarpımı ne yapar? 12 olsun. Bunları çarptığımda taraf tarafa A kare, B kare ve C kare geldi. 6, 8 ve 12 yaptı. O halde buradan kare kaldığımız sağ ve soldan A, B, C dışarı çıktı. A, B, C şeklinde burası. Burada tabii ne var? Şurada şunu 6 çarpı 2 diye yazarsan şu 6'ya şu 6 ne yapar? 6 diye, yani 6'ın karesi olduğu için 6 diye çıkacak. Burada bir 8'imiz var. Şurada bir 2 var. Çarpımı 16 da 4 diye çıkar. Demek ki A, B, C'nin çarpımı 24. Zaten A, B, C'nin çarpımı da hacmi verdiysem, halde hacmimiz ve işte 24 santimetre küptür. Cevap bilmiyorum yani. Evet, geldik bu soruya. Boyutları x, y, z olan dikdörtgen primasının boyutları arasında böyle bir bağıntı varmış. Prizmanın hacmi de 120. Yani hacimdeki ne kadar işte x çarpı y çarpı z'nin 3'ün çarpımı 120'miş. Bundan bahsetti. Geldik buraya. Burada payda işlersem ne gelecek tabii ki? Burayı tabii y çarpı z ile işlemek lazım. Y çarpı z artı bunun paydasına x ve z gelecek, artı diğerinde x y çarpımı gelecek. Böyle x çarpı y çarpı z geldi, eşittir 1 bölü 8 oldu. Şu hacmi verici buraya 120 yazabilirim. Yani şu da bize alanı sorduğu için şunun başına 2 getirmem lazım. Yani şu 8'in ikisini buraya getirsem 2 parantezinde y z artı x artı x y geliyor. Daha burada 120 mi vardı? Tabii şurası ne oldu? 1 bölü 4'e düştü. Çünkü şu 8'in şu 2 çarpanı buraya verdim. Bu işlemleri yaparsam 120 buraya attım. 30 gel. Yani alan eşittir 30. Yani şu kısım bize alanı veriyor tabii ki. Şöyle. Şu buraya adım yer alanı verdiği için bunu tek başına bıraktım. Buradan 30 geldi A'mız. Burada olabilir değil mi? Ya da buradaki soruları nasıl anlayıp onları çözebiliriz abi. Ve şunu devam ettir muhalle. Dikdörtgen priması biçiminde bir su deposunun taban ayırtları 2 ve 8 santimetredir. Şey metre, 2 metre ve 8 metreymiş. Yüksekliği de 5 metre olan bu su deposunun 112 metreküp su alabilmesi için yüksekliği kaç metre artırmalı diye sormuş. Bir kere su deposunun hacmini bulalım. Yani şurada boyutlarını vermiş zaten. Hacmi V su diyorum. 2 çarpı 8 ve 5. Bunları çarptığımda ne geldi? 80 metre küp yapar. Şimdi bu kadar su deposunun hacmi bu. Ama bize 112 olması isteniyor. Bunu ne yapacağız? Farkını almamız lazım. Yani 112'den 80'i çıkarmamız lazım. Bu ikisini çıkarsam ne gelecek? 20 oradan 32 metreküplik bir artış yapmam lazım. O halde yüksekliği bulmak için ne yaparız? Sanki şu bizim hacmimiz gibi düşüneceğiz. 32. Tabanlar belli ama taban değişmiyor. 2 ile 8 böyle tekrar yazıyorum ama yüksekliğim değişiyor. Buna haş diyorum. Şu 16 var. Demek ki haş işte. Demek ki 2 metre yapmak lazım. Artırmak lazım. Yani 112 metreküp su alabilmesi için yüksekliği
2 metre artırmak gerekiyor. Evet, bunun cevabı 2 olması gerekiyor. Tamam, doğru. Evet, dikdörtgen primasının ayrıca 1, 2 ve 3 sayıları orantılı. Yani demek ki birine k dersek, birine k dersek, diğerine 2k, diğerine 3k diyecek. Ayrıcalar bunlar olacakmış. Hacmi de 750'ymiş. O halde hacim zaten bu üçün çarpımıydı. Yani k çarpı 2k çarpı 3k eşit ne oldu? 750 oldu. Bunlar çarpınca 6k'nın küpü oldu. İşte 750 oldu. K'nın küpü eşittir. Buradan 750'yi de ne yapacağız? 6'ya böldük. 250 ile evet, 3'e böldüm. 250, 250, 125 yaptı. Demek ki k küp 125 ise o halde k burada ne yapar? 5 yapar. Çünkü 5'in küpü 125'te k'yı bulduk. Bu primanın alanı sormuş. Alan neydi zaten? Alan da şuydu. Alan işte iki parantezinde şu ikisini çarpacağım. K'ya tabii ne geldi? K'yı 5 yazdım. 5 oldu. Burası 10 oldu. Bu da 15 oldu. İkişer işte çarpmam lazım. Yani 5 ile 2 çarptı. 5 ile 10 çarptım. 50 yaptı. 5 ile 15 çarptım. 75 yaptı. Şu ikisini çarparsam bu da 150 yaptı. Toplarsam burası zaten bizim için 125'tir. 125 artı 150 de burada var. Bu ikisini toplarsam ne yaptı? 200 275 yaptı. 275 ile 2 ile çarparsam ne yapar? İşte 650 mi geliyor? 150, 250, 500, 550 mi yapıyor? Evet, ya 5 lira olması lazım. Evet, doğrudur. Evet, ayrıcalara A, B, C olan dikdörtgen primasında A ile B'nin toplamı 4, B ile C'nin toplamı 8, A ile C'nin toplamı da 6'ymış. Buna göre prizmanın hacmi nedir diye sormuş. Yani bize ayrıcalar lazım. Çünkü A, B, C'yi çarpmam lazım. Bunlar nasıl bulunur? Buna bakalım. Evet, bu A artı B eşittir 4'müş. Başka B ile C'nin toplamı 8'miş. A ile C'nin toplamı da 6'ymış. Nasıl ulaşır? 3 denklemde 3 birim var. Bunu çözmek istiyoruz. Yani şunu eksiyle çarpsam, tarafını toplarsam ne olur? A'lar gider, C'ler gider. A'lar C'ler gider. O zaman buradan ne geldi? 2 tane B geldi. Eşittir. Şu eksiydi. Burası ne yaptı? 12. 6 çıktı. 6 kaldı. Demek ki B buradan 3'müş. Evet. B'yi bulduk. O halde B'ye yine ben 3 yazarsam A'nın 1 olduğunu söyleyebilirim. A'ya yine 1 yazarsak C'nin de 5 olduğunu söyleyebilirim. Evet, bunları buldum. Hacme geldim. Hacim neydi? A çarpı B çarpı C'ydi. 3 boyutu çarpı 3 ayrı boyut var. Bunlar çarparsam 15 yapar. Cevap 15'tir şu an. Evet, dikdörtgen primasının tüm ayetleri birer birim uzatırsa hacmi 18 birim artıyor. Ayetleri uzatmadan önce hacmi prizmanın alanı 22 birim kare olduğuna göre ayetlerini uzatmadan önceki prizmanın hacmi şey alanı 22 birim kare olduğuna göre uzatılmadan önce evet, uzatmadan önce farklı ayrıtların uzunluklarının toplamı kaçtır? Şimdi ayrıtlarına biz ABC dersek A ayrıtı B artı C şeklinde olsun. Biz bunları ne yapacağız? Önce hacimden bahsetmiş değil mi? Evet, hacim. İlk hacim nedir? İlk hacimde ben V1 diyorum. V1 işte bunlar A çarpı B çarpı C. Bunları uzattığımda birer santim. O halde ne oldu? A artı 1 oldu. B artı 1 ve C artı 1 şeklinde 3 tane boyut var. Bunlar çarptığında ikinci hacmi veriyor. Yani ikinci oluşan hacim. Bu ikisinin farkı zaten V2 eksi V1 zaten 18'miş. Bunu bize vermiş soruda zaten. Başka ne var elimde? Bunu açabiliriz de ya da böyle bırakalım. Tek tek açabiliriz. Şurada da şöyle yapalım. Şunun yerine V2 yazarsam tabii bunu açılmış halde yazalım. A çarpı B yani şunu çarpın. A çarpı B. Sonra A gelecek. Sonra B gelecek. Sonra 1 gelecek. Bunun dışında bir de ne var? C artı 1 ile çarpacağız. Sonra eksi diyoruz.
V1 ne kadar? Bu da A çarpı B çarpı C'ydi. Eşittir 12'ymiş. Bunu dağıtayım. Buradan A çarpı B çarpı C geldi. Şu C'yi dağıtıyorum. Burada artı A çarpı C geldi. B çarpı C geldi. Artı C geldi. Ve artı AB artı A artı B artı 1 geldi. Ve eksi ABC var bunun aynı zamanda. Eşittir 18. Burada eksiler şunlar birbirini götürdü. Burada AC var, BC var, C var. Şurada bir de 1 var ama. O 1 diye taf atarız, 17 kalacak. Buradan başka elimde ne var? Şurada bilgim ne vardı? Kayıtları uzatılmadan önceki alanı demiş. He, o zaman bu alan nedir? Önce onu da çözdük yani. İlk alanı. Alan eşittir. İlk A1 diyor ilk alanına. İki parantezinde A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C şeklinde ne vardır? Alan vardır. Bu ilk alandır. 22 bir. Ha, burası 22 eşittir aynı zamanda. O halde şunların çarpımları 11'dir. Yani onlar neresi? Şurası, burası ve bir de şunların toplamı ne yapar? 11 yaptı. Şu üçünün toplamı 11'miş. Buraya 11 yazıyorum. Şurada bir artı C mi var? Şunu yazdım. Başka ne var? Şurada artı A artı B artı 1'imiz var. Eşittir 18. Evet, şu 11, 12 yapar. Diğer tarafa attı. O halde A artı B artı C ne yapar? 18'den 12 çıkınca 6 geldi. Yani ilk halindeki uzunlukların toplamı 6'ymış. Bir de neyi sormuştu? Uzatmadan önceki ayrı uzunlukların toplamı. Yani bize bunu sormuştu. Cevap o halde 6'dır. Evet, cevap 6'ymış, doğru. Evet, bildikleri bir arası yine varmış. Ayrıkların uzunlukları x, y, z şeklindeymiş. Bu bilinen ayrık uzunluklarının tam sayı iken cisim köşegeni 3'müş. Tüm alanında 16 santimetre kare olduğuna göre hacmini sormuş. Yani hacim derken tabii x, y, z'nin çarpımı bize sorulmuş. Evet. Evet, ayrıkları da tam sayı. Yani bu 2, y, z tam sayı. Şuna dikkat edeceğiz. Cisim köşegeni hatırlatan x kare artı y kare artı z karenin kare cisim köşegeni bu. 2 eşitmiş yani şöyle yazarsak bu 3'müş. O halde x kare artı y kare artı z kare eşittir. 3'ün karesi 9 gelir. Karesini aldım sağ ve soldan. Burada 9 oldu. Yani kare toplamı 9 olan sayılar. Aynı zamanda tüm alanı vermiş. Tüm alan neydi? Tabii ki şuydu. Alan. Bir parantezde x, y artı x, z artı y, z şeklinde yazarız. Bunu vermiş bir de burası ne kadar? 16. O halde şurası 8 yaptı. Bunu da söyleyebiliriz. Evet. Şurayı buldum. Elimde bir tane var. Şu denklem var. Tabii biz şunu biliyoruz. X artı y artı z'nin parantez karesinin ne olduğunu ne? Şöyle hatırlarsanız. X kare artı y kare artı z kare artı 2 parantezinde x y x de var, artılar var. Artı da YZ vardı. Şu bizim elimizde var 9'muş zaten. Şu da var. Tamam 16 zaten. Toplarsak 25 yapar. Demek ki şu kare olduğu için o halde X artı Y artı D ne yapar? 5 yapar. Evet, toplamları 5'miş. Tabii tam sayı, ayrıca tam sayı olması burası da olmasa bunları ayrı ayrı düşünsek. 3 tane tam sayı toplamları 5'miş. Buna 1 versek şuna 2 verebilir miyiz? Verebiliriz değil mi? 2 şekli tam sayıda böyle de 5'tir. Yani buna 5 verse şuna 0 olmaz. İhtimal öyle bir şey yok. Yani 2 2 1 şeklinde ya da 3 2 1, 0 olamaz. Zaten tek ihtimal bu var. O halde buradaki hacim bulacağız. Hacim de neydi? X y'den çarpımı. Yani 1 çarpı 2 çarpı 2 de bu da ne yapar? 4. 4 tabi santimetre küp bunca da budur. Karetiklik bilimine geldik. Burada kalalım. Adet ders buradan döndük.